Murat Muratoğlu sözcü bütçeyi bitir, vergiyi bindir. Ayçiçeği yağına, domatesi, narenciye ye. süte zam yapılınca o dış güçler, teröristler. Vergiye zam bildirilince güçlü devlet, güçlü Türkiye. Yahu daha iki gün oldu. Vatandaşımızı marketlere ezdirmeyiz diyeli. Kendi ezecek besbelli. Son çaredir herkesi etkileyecek vergilere zam yapmak. İşte size tükenmişliğin portresi. AKP döneminde devrem adıyla toplanan vergiler 70 milyar lirayı geçti. İsmini değiştirdiler ki rahatlıkla harcayabilsinler. Devrem vergilere illa devreme gitmez diyerek özel iletişim vergisi koydular adını. Adı özel, kendi genel. Hepimizin cebindeki evindeki iletişimi kapsıyor. Yetmiyor demek ki. Bize özel bir durum yok yani. Nereye topladılar bu vergileri? Afiyetli idiler ayıptır söylemesi. Parasızlıktan Merkez Bankası'nın ihtiyaç akçesine bile el koyanlar sizce deprem için para mı bırakırlar? Parayı geçtim deprem için ayrılan toplama alanlarına ne oldu? Onlar bile satıldı. Plaza dikildi. AVM kuruldu. Çıkıp İstanbul'a ihanet ettik falan demişti. Günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Beton, beton, beton. Orada ruh yok, orada huzur yok gibi bir şeyler söylemişti. Ne para kaldı ne de arsa. Sözde birileri faizden yükseltilmesine karşı ama sürekli yükseltiyor vergileri. Bu zihniyetin iktidardaki 20. yılı. Neden ekonomi belini doğrultmaz anladınız mı? Böbreklerimize satsak ödeyemeyiz yaptıkları borçları. Bütün bütçeyi bitir. Türkiye'nin geleceğini yap işlet devlet projeleriyle yandaş şirketlere zimmetle. Sonra da ülkeye kolemesinden iyi bir şeyler bekle. Bırakın iletişimi aldığımız nefese bile vergi gelse biz oyuna gelmeyeceğiz. Dış güçlere ülkemizi yedirmeyeceğiz. Hemen yeni bir saray daha yapıp gerekli cevabı vereceğiz. TRT'ye ek ödenek gerek. AKP'den önce akıllı telefon mu vardı? O zaman bu vergi daha da artmalı. Yanına da TRT payı eklenmeli. Var mı öyle bedava Abdülhamit izlemek? Bugünkü ülke yönetimi Abdülhamit dönemiyle hemen hemen aynı. Benzer fikirler, benzer çelişkiler. Birebir bakış açıları zaten bu sebeple filmini yapıyorlar. Bugün ülkeyi yönetenler en az Abdülhamit kadar iyiler. Sanırsınız ruh ikizleri. Alınan kararların ardından yaşanan başarılar da ortada. Abdülhamit gelse ülkeyi yönetse inanın aradaki farkı anlayamaz kimse. Demem o ki dünyanın sayılı yöneticilerinden varlığıyla gurur duyduğumuz bu şahsiyeti bize ve genç aktaran TRT'ye ne kadar ödenek kayırsak az. Vadettin içinde böyle bir dizi çekilse ya alt tarafı bir imparatorluk batırdılar ama oraya çok da takılmam olmamalı. Gündem fakirlik değil, 3 milletvekili. Televizyonda halkın partisi olmaktan çıkmış CHP'den istifa etmeleri çok gurur duyulacak hareket falan diyordu biri. Kanalı değiştirdim, dinlemedim gerisini. Millet çöpten yemek toplamaya çalışırken tartışılan konu bu. Ne yalan söyleyeyim, tanımıyordum ayrılan 3 vekili. Kim ki? Kuvvetle muhtemelen 3 değil, 33 milletvekili istifa etse de tanımam hiçbirini. Ne işi? yapıyorlar ki? Vergi kararı nerede alınır? Mecliste diye biliyordum ben. Hop diye bir gecede vergiler Artırıldı resmen. Başkanlık sisteminde meclise gerek var mı hakikaten? Toplasan 50-60 kişi dışında safi masraflar. Aralarında bu memleket için çabalayanlar var. Ancak onlar da sisteme kurban giriyorlar. Kalabalıkta onların önünü açabilsek ülke bir Seçim sistemi böyle olduğu sürece bize 200 milletvekili bile fazla. Az olsun. Hiç değilse maliyet azalır maliyet azalır. Ya da acil olarak sistem değişir. Gerçekten milletin vekilleri olurlar. Milletvekili seçildiğin o dakikadan sonra vekili ve ailesinin ölünceye kadar tüm sağlık harcamaları meclis tarafından ödenecek. Öyle devlet hastanesi de değil gidecek istediği doktora muayene ve tedavi olacak ailesi estetik yaptıracak bunu bile millet ödeyecek. Cep telefonu ve internette milletin sorumluluğunda arabasıydı şoförüydü sekreteriydi danışmanıydı harcı ödenekler yolu. Yolluklar, biletler, sosyal tesisler. 3 kuruşa 5 köfteler. Hemen ertesine emeklilikte cabası. Çok yoruluyorlar ama. Maaş tak diye yatıyor. Bankamatikten şak diye çekiyorlar. Yağış birim. Eksik gün söz konusu değil. Zaten faturayı yine halk ediyor. Üstüne maaşlar yatsın diye bankalar promosyon ediyor. Peki milletvekili ne yapıyor? Hür bir şekilde o oylamalara mı katılıyor? Ayrı ayrı çalışmalara mı imza atıyor? Hayır. Hepsi grup başkanlarına bakarak el kaldırıyor veya indiriyor. Genel başkanları ne derse onu savunuyor. Ne ekleme ne çıkarma yapıyor. Kendi fikirleri yok. Sistem bu olduğu sürece mucize falan bekleme. Fakirlik ve sefalet seni bekliyor. Aman diyeceğim. Aman diyeyim gecikme. Murat Muratoğlu sözcü yayınlarımızın karanlığa karşı bir aydınlık mumuşu olması istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.